Biz mesela ee... Kütahya İHH 2018 yılı değerlendirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yeni Pazar yaptığı açıklamada iyilik her zaman her yerde sloganı yola çıkmış ve hemen hemen tüm Türkiye'de teşkilatlanmasını tamamlamış bir gönüllü iyilik neferleri ordusu olma yolunda büyümektedir. Kütahya'da 2014 yılının Eylül ayında resmi olarak kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği bu iyilik hareketiyle birlikte çalışmaktadır dedi. İHH İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar 2018 yılı içinde yardım çalışmaları kapsamında tarım işçilerine 50 adet gıda paketi dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ailelere her ay 150 adet market kartı dağıtımı yapıldı. Aynı şekilde 120 ailemize kömür yardımı yapıldı. Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Ulu Cami'de 1000 kişilik ümmet iftarı adı altında iftar verildi. Çınar Otel'de 2 gün boyunca mülteci ve yerli ailelere biner kişilik iftar verildi. 500 aileye gıda yardımı yapıldı. 59 yetime bayram harçlığı ve bayramlık yardımı yapıldı. Kurban çalışmaları kapsamında derneğimize 168 hisse kurban bağışı yapıldı. 200 aileye kurban eti dağıtıldı. Kadın Kolları Başkanımız Filiz Tavukçu Azerbaycan'a, Onursal Başkanımız Şükrü Nazlı Arakan'a, Genç İHH Başkanımız Hüseyin Aksu, Sri Lanka'ya yardımları ulaştırıp çalışmaları yerinde incelediler. Yardım çalışmaları kapsamında 2018 yılı içinde Suriye'ye yaklaşık 300 bin TL'lik 8 tır dolusu aynı yardım gönderilmiştir. Suriye'ye giden malzemeler arasında 2317 çuval un, 500 adet su termosu, 200 koli giysi, 300 koli gıda yardımı başlıca gönderdiğimiz malzemeler Afrika'daki katarak hastaları için yapılan yardım kampanyalarında toplam 110 katarak ameliyatı gerçekleştirdiğini ifade eden yeni pazar sadece 500 TL'lik bir bağışla bir kişinin tekrar görmesine vesile olunabileceğini dikkat çekti. İHH olarak dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan ülkelerde su kuyusu açtırmaya devam ediyoruz. 2018 yılında Çat, Mali, Sudan ve Gine'de olmak üzere 4 su kuyusu açtırdık. Dünyada yetim çocukların hızla çoğaldığını ve bu çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Yeni Pazar, Kütahya İHH olarak okul sponsor çalışması ve şahıs sponsor çalışması kapsamında yaklaşık 1000 yetim çocuğumuza sponsorluk yapıldığını, yetimlere sadece maddi desteğin yanında belirli projelerle yetim sinema etkinliği, yetim pikniği, yetim hatıra ormanı, yetim doğum günü gibi faaliyetlerin hayata geçirildiğini belirtti. Yapılan çalışmalara gençlerin yoğun ilgisinin olduğunu ve gençlik kollarının bu konuda çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, bu kapsamda genç İHH kitap okumaları okul projeleri, salon konferansları, erzak dağıtımı ve gençlik konserlerinin yapıldığını anlattı. İHH Kadın Kolları 2018 yılında Filiz Tavukçu'nun başkanlığında Vicdan Konvoy Burada Kalacağız belgeseli, Kudüs Konferansı ve Yemen Kahvesi projelerini hayata geçirdi. 2016 yılında kurulan Arama Kurtarma Birimi Ali Terli'nin başkanlığında Kütahya Merkez'de 20, Tavşanlı'da 20, Simav'da 25 olmak üzere toplam 65 kişilik ekibiyle Bursa'da yapılan Tam Türkiye Afet Müdahale Planı tatbikatına katılmış olup doğa yürüyüşleri, baba oğul kampı, diriliş yolu yürüyüşü, sarı kamışı anma yürüyüşü gibi faaliyetleri hayata geçirmiştir yapılan çalışmalarda çocukların unutulmadığını ve dernek bünyesinde İHH Çocuk Kulübü'nün kurulduğunu ve okullarda çalışmalarına devam ettiğini, bu bağlamda Kütahya'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Kütahya'da ilkini gerçekleştirdiğimiz Bedi Besmele Şenliği'ni, Kütahya'nın Perli ve Zığra mahallelerinde çeşitli yarışma ve eğlencelerle gerçekleştirdiği açıklamasında bulundu.